Bu arada kayboldum. Neredeyim? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum neredeyim. 3 saattir yağmurun altında sürüyorum. Sırılsıklam oldu motor. Ben sırılsıklam oldum. Yağmur modunu aldım zaten. Ama neredeyim hiçbir fikrim yok. Telefonun şarjı nanay. Yani insan yok. Etrafta bir şey yok. Aşağı indim. Terk edilmiş şehir gibi. Sanki o 3 saatlik yağmur sürüşümde şey oldu ya. Walking Dead gibi böyle dünyanın sonu geldi. Ben ormandan çıktığımda insan yok. Gerçekten insan yok. Bir şey sormak için. Yolu sormak için. Büyük bir ihtimal fena bir şekilde kayboldum. Nasıl döneceğim bilmiyorum. Ne navigasyonum ne falanım filanım yok. Bayağıdır böyle gideceğim. Neyse. Motor olduktan sonra sıkıntı yok. Hadi gidelim. Ulan bu ne bu? Arkadaş evden çıktım 35 derece kıçım yanıyor şu anki. Lan ne biçim dolu yağıyor? Oh! Ulan acıyor, kollarım acıyor. Kollarım kırık. Aa bu kırdı. Abi viraj yapmaya geldim ben. Viraj. Eyvah eyvah. Bu ne bu? Motoru yağmur moduna aldım zaten. Allah'tan yağmur modu var yani. De kendime yağmur moduna alamıyorum. Abi yağmur değil de dolu. Sırılsıklam oldum. Ve evden çıkmadan önce şaka yapmıyorum 35 dereceydi. Ulan dedim bugün yanacağız. Almanya'ya geldim. Girişte biraz yoktu. Girdikten sonra bir yağmur başladı. Burada da dolu var. İnanılmaz bir şey ya. Tekerler yeni. O yüzden çok dikkatli olmalıyım. Yerler ıslak. Gaz açıp kapatmada özellikle virajlarda yani altından kayabilir. O yüzden sakin sakin gidelim. Yolumuza bakalım. Sırılsıklam oldum ya. Donum da ıslandı. Donum ıslanmasa iyiydi ama donum ıslanmıştı. Oho yağmura bak yağmura. Şuradan nasıl yağdığını bile görebiliyorum. İşte doğa ya, seviyorum. Yağmur başladı yağmur! Ya ulan ya! Yağmurlu gürgünle gömmüştüm seni. Üstünde BMW çizgiler vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı Espina arardı. Ölümle virajı ayıran çizgi. Oo bayağı hızlandı ya. Önümü göremiyorum. Solum boş, yapıştır. Neyi seviyorum biliyor musun? Doğada olan her şeyi seviyorum ya. Şu an yani mutsuz değilim. Yağsın ama yağmurum ya. Oh! Vücuduma da nasıl vuruyor takır tukur takır tukur. Şimşekler falanlar filanlar. Durma durma sür motorcu sür. Sür ulan yağmurda motor sürmek işte bu. Ya donum ıslanıyor. Donum ıslanmasa kabul etsin. Don önemli. Abi yağmur modu inanılmaz çalışıyor motorun. Gerçekten. Gaz açıyorum.
Topluyor topluyor toparlanıyor. Oo, bayağı acıtıyor ya. Yağmura bak be. Oo. Oğlum bu ne? Şu an bacaklarımın arasından nasıl akıyor biliyor musun? Büyük ihtimal kamera da tart oldu. Şöyle biraz silelim mi? Silelim. Kaskı bir zoru bir açalım. Oğlum! Ölüm! Sırılsıklam! Güzelim! Sen bizi iyi gün motorcusu mu sandın? Yok ya, üf. Niye böyle saçmalıyorum ben? Ara sıra geliyorlar bana. Neden biliyor musun? Bugün çünkü bir kopukluk yaşadım. O kopukluğun verdiği etkisiyle saçmalıyor olabilirim. Evet, tekrar başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya bakalım ya. Belki üzerimde olan o cenabeti temizleriz. Şöyle biraz motoru bacak arasına alayım da bacağıma kuruyayım. Şu an motorla bütünüm. Ya var ya, şu anki yağmur hiçbir şey, yağmur değil yani. Ben bu motoru İtalya'dan yaklaşık 4,5 saatlik bir mesafeden gidip almıştım. Kasım ayında. O zaman yani toplam 10 saat falan yol gidip gelmiştim. O zaman dönüşte bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Yani yağış oranı yaklaşık %90 falan. Göz gözü görmüyor. Benim ev sürekli şu şekilde, vizoru siliyorum. Silmediğim bir anda, yani şunu yapmadığım anda bir kerelik hiçbir şey görmenin imkanı yok. Göz gözü görmüyor. Arabalar falan hep sağa çekmişti. Ama ben bekleyemezdim. Zaten o yağmur beklenmezdi. Bütün gece devam etti. Arabalar sağa çekmişti. Böyle köprü altlarına emniyet şeridine dizilmişlerdi yani. Ben o yağmurda bu motoru getirdim. Orada zaten aramızda bir bağ oluştu. Şey gibi. Ash var ya, Ash. Pokemon. Pokemoncu Ash. Charizard'ı büyütürken Charizard büyüyor, buna artistik yapıyor filan. Aralarında sonra duygusal bir bağ oluşuyor. Aynı öyle oluyor. Yalnız verdiğim örneğe bak. Pokemon. Pikachu. Daha ne kadar yolum var? 1 saat falan sanırım. Biraz daha ıslanırsam güzel olur. Neden? Çünkü buna da ihtiyacımız var. Hayatta her zaman güzel şeyler göründüğü gibi değildir. Bence yağmur da çok güzel. Birçok insan motor sürenler sevmese de yağmurda motor sürmenin verdiği zevk ayrıdır yani. Bakmayın böyle konuşuyorum ediyorum falan ama yağmurda sürüşme çok dikkat ederim. Yani biraz hızlı gidiyorum gibi görünebilir. Ama lakin öyle değil. Yani yavaş gitmekte pek bir çözüm olmuyor yağmurda. Sadece gaz açıp ne demek lan? Gaz açıp
gaz açıp kapatmalara dikkat etmem lazım. O da zaten şu an yağmur modunda olduğu için inanılmaz güçlü. Gerçekten bu modu çok nadir kullanıyorum ama çok güçlü bir mod. O yüzden gaz açıp kapatmaları biraz daha dikkatli kullanmama. Oo, şu an vücudum acıyor ya. Gittiğim hızla beraber çok sert vuruyor. Bir de abi frenler. Yerler kaygan, ıslak, tekerler ıslak. O yüzden özellikle hafif virajlarda bile olsa frenlere önceden frenlemek çok önemli. Bunlara dikkat ettim mi? Bir de kaygan çizgilerin demirlerden geçerken, mesela böyle bir virajda yerde demirler oluyor bazen, ikili demirler. Onlar ön tekeri nasıl kaydırıyor biliyor musun? Eyvah eyvah. İşte onları gözden kaçırmamak önemli. Onun dışında süperiz abi. Süperiz. Kamera büyük ihtimal buğulu buğulu çekiyor. Çünkü üzerinde şey yok. Yağmur koruması yok. Oh, oh. Biraz çöre. Ya tamam ya da acıtma ya. Çok acıtıyorsun. Acı başka. Bak şu an görüşü kaybettim. Çünkü vizör çok kötü bir halde. O yüzden hemen virajdan önce gaz kestim ve hafif hafif tatlı tatlı virajımızı alalım. Şu görüntüye bak, şu görüntüye bak. Gidelim güneşin batışına. Çünkü her zaman batan şeyler yeni umutlarla doğar. Arkadaşlar, biliyorum çok embesim.